Türk tarihinin altın harflerle yazılmasını sağlayan Zaferler Ayı Ağustos. Türklerin Anadolu'yu vatan edindiği tarihsel süreç Malazgirt'le başladı. Otlukbeli, Çaldıran ve Mercidağbık'la devam etti, büyük taarruzla da taçlandı. Malazgirt'teki kutlamaların ardından başlayan tartışmalara ise Milliyetçi Hareket Partisi'nden sert tepki geldi. Cumhur ve Cumhuriyeti Ayrıştırma Partisi'ne dönüşen CHP'nin Türk tarihine bakışı Haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse birebir aynıdır. Demlenen CHP'nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir. Yazılı bir açıklama yayımladı Genel Başkan Devlet Bahçeli. Gündeminde Malazgirt Zaferi'nin 953, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü, hedefinde ise Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Tarihin bir bütün olduğunu hatırlattı MHP lideri. Bir döneme dudak büküp bir başka dönemi sivriltmek tasvibi olmayan zafiyettir dedi. Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'u rekabete tutuşturmak, Türk tarihinin iki şerefli sayfasını karalamak, nifak saçmak şerefli, sorumlu ve vicdanlı bir tavır değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Sultan II. Abdülhamit'i kutuplaştıran menfur zihniyetlerin hızını alamayıp bu kutuplaşmayı Sultan Alparslan'a kadar taşımayı cüret etmesi siyasi ve ideolojik cellatlığın komplosudur. Evet, haberin detayları böyle. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Bu tepkilerin nereye gittiğine dair. Bahçeli'nin ifadelerini az önce genel olarak Bülent Kaya'yla da konuşmuştuk. Şimdi bunu da yine ona sormak istiyorum. İfadeler, özellikle bu suçlamalar nereye gidiyor? Yüksek düzeyli tehdit olarak nitelendiriyor çünkü Devlet Bahçeli. Ne dersiniz? Şöyle Gözlem, aslında Sayın Bahçeli'nin kurduğu oyun Cumhur İttifakı'nı takip eden Cumhur İttifakı'nın karşısında da bir karşıtlık oluşturarak oradan sürekli kutuplaştırmayı artırarak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer muhalefet partileriyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arasına sürekli bir set çeken yaklaşım var. Hatırlayın, daha önce Sayın Erdoğan'ın bir Türkiye ittifakı çıkışı olmuştu. Sayın Bahçeli de net bir şekilde bizim tek bir ittifakımız var, o da Cumhur İttifakı'dır diyerek onun önünü kesmişti. Ardından 31 Mart seçimlerinden sonra başlayan bir normalleşme süreci oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile yumuşama, normalleşme adı altında. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında belli görüşmeler. Ona da Milliyetçi Hareket Partisi'nin sert bir çıkışı oldu. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Devlet Bahçeli aslında konumlandırdığı siyasi pozisyonu itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisi dışında başka parti veya partilerle bir diyalog içerisinde olmasını sorunlu olarak görüyor diyelim, yani en hafif ifadesiyle. Dolayısıyla Sayın Bahçeli ara ara Cumhuriyet Halk Partisi'ni DEM üzerinden, işte eskiden HDP üzerinden zaman zaman şeytanlaştırarak da bu hattı iyice keskin hale getirmek istiyor. Dolayısıyla bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında bir politikası. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Cumhur İttifakı dışında bir arayışa asla müsaade etmeyecek ve asla bunun emarelerini bile kabul etmeyecek bir siyasi pozisyon alıyor. Kendisi açısından doğru ve haklı bir pozisyon olarak görülebilir. Ama bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sürekli sıkıştıran, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni o 2002'li yıllardaki her kesimle diyalog kuran parti olma özelliğini gitgide kaybettiriyor. Hele hele son 31 Mart seçimlerinde ve ondan önceki 14-28 Mayıs seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ağırlıklı olarak Kürt seçmenin yoğun olduğu coğrafyalarda aldığı oylar da bu aslında politikaların Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ne kadar zarar verdiğini bir kez daha net olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli burada sürekli Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden mesajlar vererek Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer muhalefet partileri arasında bir duvar örmeyi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur İttifakı dışında bir arayışa ya da Cumhur İttifakı ile beraber ama başka diyaloglara asla ve asla geçmemesi için bir set örmeye gayret ediyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nın temel varoluş sebeplerinden bir en önemlileri Sayın Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçime desteği karşılığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemsediği güvenlikçi politikalar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemsediği işte bu FETÖ ile mücadele, ki hepimizin aynı konuda hassasiyetleri var, yaklaşımlarımız farklı olsa da, ve yine özellikle Kürt meselesinde demokratik yollardan bir çözüm değil, ancak ve ancak müzakereyle değil mücadeleyle bir sonuç alınabileceğine dair sert
politikalar üzerine kurulu bir cumhuriyet var. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de zaman zaman işte bu birliktelik bize kaybettiriyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın varoluş sebebi bizim her iki partinin kazanması üzerine, evet MHP kazanıyor ama biz sürekli kaybediyoruz anlayışından dolayı bir sorgulama hakim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefet partileriyle bir diyalog kurmasını, ülke meselelerini müzakere etmesini Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı için bir tehdit olarak görüyor. Tehdit olarak görüyor dedim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin etkisinin azalabileceği endişesini taşıyor. Bu sebeple de Sayın Devlet Bahçeli ara ara mütemadiyen Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Cumhur İttifakı'nı takip etmeye dönük mesajlar vermeye gayret ediyor. Bu ben Sayın Bahçeli'nin sözlerini Cumhur İttifakı içerisindeki tartışmaları ortadan kaldırma, gölgeleme, bu tartışmalar yokmuş diye dikkatleri başka tarafa çekme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Ve bir diğeri de niyetinde özellikle şehirli milliyetçi kesim diye tabir ettiğimiz kesim, Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin kesişim kümesi. Yani ortak seçmen grubuna hitap ettikleri noktalar. Bu yönüyle de Milliyetçi Hareket Partisi o seçmen kitlesinin önce İYİ Parti'ye, oradan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidişinin önünü kesmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir karşıt duruş ortaya koyup zaman zaman sert mesajları vererek o seçmeni kendi bünyesinde konsolide etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu çıkışlarını ben özet olarak Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin Cumhur İttifakı dışında arayışlarının önünü kesmek ve orayı takip etme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Peki Mehmet Hacet'e de soralım. Bu yani AK Parti'nin muhalefet partileriyle, daha doğrusu işte Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle mesela müzakere etmesi, Cumhur İttifakı'nın sağlamlığını sorgulatacak bir gelişme midir? Bu anlamda Devlet Bahçeli'nin bir kaygısı var da onun için mi böylesi söylemlerde bulunuyor sizce de? Şimdi, çünkü bir taraftan da yani bu ifadelerin arasında kendi içerisinde hani bölücülük CHP'nin siyasetine sirayet etmiştir gibi de bir ifade var. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu açıklamaları 26 Temmuz yıl dönümünde, yani hem 1071 Malazgirt Zaferi'nin hem Kurtuluş Savaşı'nın 26 Ağustos'a denk gelen yıl dönümünde yaptığını önce hatırlatalım. Ahlat'taydı biliyorsunuz hafta sonu. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Sayın Bahçeli ve aslında son yıllarda Ahlat'ı daha tanınır ve görünür hale getiren ziyaretleri yapıyorlar her yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bahçeli. Bunları böyle rutin, sıradan bir ziyaret olarak görmek yanlış olur. Orada aslında Cumhur İttifakı'nın ruhuna hitap eden bir ortaklaşma fotoğrafı yansıtılıyor. Burada şöyle, ben çok özlü, çok esaslı bir yere dokunduğunu düşünüyorum Sayın Bahçeli'nin bu görüşleriyle. Yani çok temel bir tartışma konusu. Yani Türkiye'de bizim tarihimiz nerede başladı? İşte Cumhuriyet'ten önceki tarihi önemsiz gören, değersiz gören, o tarihe sahip çıkmayan, hatta reddi miras gözüyle bakan anlayışlar olmuştur bizim ülkemizde. Bu şekilde bir yaklaşıma karşı bir reaksiyonu aslında Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasında bunun izlerini görüyoruz. Yani Osmanlı da bizim, Selçuklu da bizim, Cumhuriyet de bizim. Yakınlarda Milli Eğitim Bakanlığı mesela müfredat değişikliğinde tarih derslerinde bu devamlılığa dokunan bir anlayış ön plana çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'yi ortaklaştıran temel hususlardan bir tanesi de bu. Yani bir tarihe ayrıştırıcı gözle değil, ortak bir tarih olarak. Hele hele Türklerin İslam'la olan birlikteliğini, bir yıllık, bin yıllık birlikteliğini reddeden, önemsemeyen, değersiz gören anlayışlara karşı bir vurgulama, bir altını çizme görüşü olarak ben bunları değerlendiriyorum Sayın Bahçeli'nin. Biz evet, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet öncesi dönemle alakalı görüşlerinde Sayın Bahçeli'nin eleştiri konusu ettiği bazı hususları görüyoruz. Bunların izlerini görüyoruz. Yani niye mesela Malazgirt'le alakalı bir yüksek farkındalık yok? Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde böyle bir zikredildiğine falan pek rastlamıyoruz. Yani Alparslan 1071 zaferi,
Türklerin Anadolu'ya girişi bunlarla alakalı bir farkındalık oluşturacak beyanlar, bir duruş görmüyoruz, göremiyoruz. Onun dışında bazı semboller var mesela. Yani Abdülhamit'le Osmanlı padişahlarıyla, diğer padişahlarla olan ilişkisi, onlara bakışı, işte Cumhuriyet Osmanlı ilişkisi, Osmanlı'ya hangi gözle bakılıyor? Az önce zikrettiğim Türklerin İslam'da olan 1000 yıllık birlikteliğine hangi gözle bakılıyor? Bu kavramlar üzerinden bakıldığında Sayın Bahçeli'nin bu sözleri bir anlam ifade ediyor. Evet. Bir taraftan CHP yönelik eleştirileri var. Bir taraftan da AK Parti ile MHP arasındaki, yani Cumhur İttifakı'nın ortaklaştığı konulara dönük burada vurgular görüyoruz Sayın Bahçeli'nin. Ahlat'a yapılan ziyaretlerin de temel maksadı bu zaten. Peki. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Gözde Hanım bir ufak... Çok kısa almam lazım. Buyurun. Şöyle, Malazgirt 1071'de, 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket ediyordu Milliyetçi Hareket Partisi. Yani 2014 ve öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Ahlat'ta, Malazgirt'te atıfta bulunuyor da 2014'ten sonra bu vazgeçti de Milliyetçi Hareket Partisi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet öncesi dönem üzerinden eleştirir pozisyonuna geldi. Mesela Abdülhamit'le alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşunu nasıl buluyorsunuz Bülent Bey? Metacı da şimdi benim Abdülhamit'e bir bakışım var. Osmanlı tarihine bir bakışım var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bakışı var. Benzetmek zorunda değiliz. Ben sadece şunu ifade etmeye çalışıyorum. Siz 2014'e kadar bunu problem olarak görmeyeceksiniz. İttifak kuracaksınız. Ondan sonra 2017'den sonra ayrışmanızın sebebi olarak Ortak Cumhurbaşkanı adayı göstermediler mi Ekmelettin İhsanoğlu? Aday çıkardılar. Sadece aday çıkardılar. Aynı adaya destek verdiler. Onun dışında nasıl bir ittifak? Devamlılığı olan bir ittifak oldu mu? Devamlı derken siz muhalefet partileri içerisinde... Sadece seçime odaklı Ekmelettin İhsanoğlu Bey'in adaylığının desteklenmesi hususunda MHP kendi kararını verdi. Tamam. Yani Sayın Erdoğan'a karşı bir aday çıkarıp bu adayın da seçimi... Cumhur İttifakı'yla 2014'te olan aynı şey midir yani? Bir şöyle, adaya destek vermekle ortak bir tutumla geleceğe yürümek, belli ortaklaşmalarla geleceğe yürümek, belli semboller üzerinden ortaklaşmak başka bir şeydir. Cumhur İttifakı'nın ruhuyla ilgili bir benzetme yapıyorsanız doğru bir yaklaşım değil. Bir mecburiyetti. Siz bir siyasi partiler yasasında bir değişiklik yapıyorsunuz. İşte Cumhurbaşkanı seçiminde 50+1 getiriyorsunuz. Ona vurgu yaptım ben. Bülent Bey, Mehmet Bey, şunu söylemeyeceğim. Ahlat'la ilgili. Siz niye burada rahatsız oldunuz ki? Ben anlamadım yani. Ben rahatsız olmadım. Siz rahatsız oluyorsunuz. Benim Cumhur İttifakı'nı kutsamanın bir manası yok. Cumhur İttifakı seçimi kazanmaya dönük bir mecburiyet. Bir şey söylemedim ki. Söylediklerinize dönük de bir şey söylemedim. Karşılıklı değerlendirme yapıyoruz Mehmet. Ben sizi takip edecek bir şey söylemedim ki. Siz bir değerlendirme yaptınız. Ben de bir siyasi değerlendirme yaptım. Yani sizin sözlerinizi kutsayıp hiç itiraz etmeyecek miyim? Yani eğer bir hakaret ettiysem ya da... Hayır canım, bir yanlış ne demek yani benim sözlerim kutsal falan değil. Siz bir siyasi değerlendirme yaptınız. Ben de siyasi bir değerlendirme yapıyorum yani. Ama söylediklerinizin... söylediklerinize de benim itirazlarım oluyor. Onlara itiraz ediyorum yani. Yani CHP'yle bir ittifakı olmadı Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Olmaz olur mu? Yani ortak Cumhurbaşkanı adayı göstermekten daha öte bir ittifak olabilir mi? Yani ben sizin sözlerinizden rahatsız olmadım. Sadece kendi bakış açımdan bir şerh getirdim ama herhalde siz rahatsız oldunuz. Kendi sözlerinizi mutlak kabul etmeyi tercih ediyorsunuz. Yok olmadım canım. Niye olayım yani? O zaman ben de olmadım. Sorun yok. Peki. Şimdi siz tabii böyle sohbet uzayınca reklamımızı iptal etmek durumunda kaldık. Bu konuyu biraz da seninle konuşarak devam edelim dilersen Gamze.